Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet teraziler, Temmuz ayına giriş yaptık. Temmuz ayında oldukça zorlayıcı, güçlü açılar var. Yoğun bir ay. Özellikle ayın ilk haftası ve son haftasında gökyüzünde sert açılar var. Tabii terazi burçları da özellikle öncü gruptaki bu açılardan etki alacak burçlar etkilenecekler arasında. Evet. 1 Temmuz'da Venüs-Satürn karesi var. Aslan ve Akrep burcunda oluşuyor bu. Arkasından 2 Temmuz'da Güneş-Plüton karşıtlığı var. 4 Temmuz'da Güneş-Uranüs karesi var ve ayın ilk haftası bu sert açılar etkisinde biraz zorlayıcı olacak. Ciddi zor bir dönem. Evet. Gerçekten ciddi öyle. Bir zor dönem. Zaten ayın başından itibaren evet. Gezegen etkileri var. Geçtiğimiz ay sonunda bir süper dorunay yaşadık. O da terazi burcunu vurdu. Tabii. Fakat şimdi Jüpiter'in yengeçe gelmesi biraz koruyucu bir etkiye sebebiyet evet. verecek. Ne kadar kare ortada. Şimdi terazi burcunun kariyerini etkileyen Hı-hı. zor bir döneme giriyoruz. Hı-hı. Yani kariyer ve aile ilişkileri. Şimdi Güneş karşıt Plüton'a baktığımızda terazinin aile ilişkilerinde zaten bir Plüton transiti var. Evet. Ve iş ve kariyeri temsil eden bölgede bir Güneş var. Yani aileyle ilgili bazı sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkacak. Arkasından Güneş kare Uranüs, aşk hayatları, ev yaşamı, yani iş ortamından tut, aşk hayatı ve ev yaşamına kadar yükselen burcuna göre daha iyi görebileceğimiz. Tabii yükselen burcuna ama göre. Basit aşk hayatı ile ilgili, basit yani. İlişkiler. Birinci, çünkü astrolojide biliyorsunuz gezegenlerin türevleri var. Tabii. Birinci türevi, ikinci türevi, üçüncü türevi var. Birinci türevlerle bakarız biz burç yorumlarında. Yani birincisi bir ilişkide sorun. Bir evlilik ilişkisinde bir bitiş. Bir evet. sıkıntı. Uzun evet. zamandan beri gelen bir problemin sıkıntısı. Neyse 8 Temmuz'daki yeni ayda Merkür'ün retrosu bir kariyerle ilgili bir evet, hareketlenme var orada, değil mi? Evet, retro Merkür'ün dolması belki iş yaşamlarında eskiden kalan bir işin sonuçlanması ya da önceden yaptıkları bir işe tekrar başlamak gibi bir başvurunun bir kabul edilmesi olabilir. Evet. Mesela birkaç ay önce işte bir işe başvurur evet. Nisan gibi bu işin kabul edilmesi gibi bir etkiyi 2 hafta yaşayacak. 22 Temmuz'a kadar yaşayacağı evet. bir dönem var ama bu arada tabii 8 Temmuz'da bir bu yengeç burcundaki yeni ay esnasında üçgen, yönetici gezegen evet, Venüs-Uranüs üçgeni var. O biraz sürpriz ve aşk da getirebiliyor. Evet, bazı güzel bir yolculuk da getiriyor. Veya bir evet seyahat fırsatı çıkarabilir. Seyahat fırsatı da getirebiliyor. Yani sen bir terazisin. Vallahi ilginç bir dönem değil mi senin için? Evet, ilginç bir ay. Gerçekten oldukça yorucu bir ay. Yani yorucu olduğunu söyleyebilirim. Mars da yengeçe geçecek. Özellikle iş ve kariyerde tabii, enerji çok harcanması tabii. gerekiyor. Bak mesela burada bir detay şeyi çözerken bak şunun türevini alırken ne demek biliyor musun? Bak sen evli bir terazisin. Evet. Eşinle mutlu bir ilişkin evet. var. Venüs üçgen Uranüs. Evet. Eşin kova burcu. Evet. Sen de Venüs. Evet. İkisi arasındaki üçgen eşinle ilgili bir konuda mutluluk gelecek anlamına gelir. Evet. Yani senin astrolojik horoskopunda senin doğum haritanı bildiğim için şimdi böyle bakmamız gerekiyor İkinci haritana. Türev olarak öyle İkinci türev olarak. Mesela üçüncü türev olarak evet. bunun işte yükselen burç yapısına, dördüncü türev ay burcu yapısına. Evet. Yani bu yaklaşık 36 tane türevi var bunun. Evet. Ama birinci türevde işte yeni tanışmalar, orijinal bağımsız yeni ilişkiler Hı-hı. anlamına geliyor. Özgür ve yaratıcı düşünceler anlamına geliyor. 13 Temmuz'da da iş ve kariyerle ilgili yapı Hı-hı. çok güçleniyor. Ama tabii ki bu ne kadar güçlense de iş ve kariyerle ilgili yapı problem olan yani tetik mekanizması olan Uranüs'ün de bulunduğu noktaya doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi tabii ki bunlar zorlu dönemler. Ama baktığımızda 17 Temmuz'da bir Satürn üçgen, Neptün üçgen, Jüpiter var. Evet. Bu kariyerle evet. parasal kaynaklarla, başkasından gelecek parasal kaynaklarla maddi, manevi bir koruma hı hı. anlamına bir geliyor. Bir destek yani, var gökyüzünde. Kubbe derim. Büyük, büyük planda. Büyük planda. Evet, büyük planda. Yani, şöyle magnum opus diyelim, büyük eser Hı-hı. diyelim evrene. Hı-hı. O magnum opus'tan,
o büyük evrende logosun, yani evrensel aklın, ki biz buna Allah diyoruz, evrensel aklın büyük bir planı var. Bu planda Satürn, Neptün ve Jüpiter arasındaki yapıyla bize burada gösteriyor. Doğum haritası uygun olan terazi burçlarının aslında bu büyük plandan destekleneceğini, ileride maddi ve ekonomik desteği olacağını, işlerin daha iyi geleceğini. Çünkü bak Neptün, bak balıkta desteklemiş. Maddi konularda desteklemiş. Ev almak, satmak da desteklemiş. Yani ev alabilir, satabilir. Yeni işiyle ilgili bir olay, bir kavramı ortaya çıkartabilir. Bir de bu 20 Temmuz'dan Merkür'ün ileri harekete başlamasıyla beraber 20-21 Temmuz'dan sonra gökyüzü bir rahatlamış. Bir de Mars kavuşumu Jüpiter var bu 22 Temmuz'da. O Kova burcu dolunayının olduğu 22 Temmuz günü Evet. aynı zamanda Mars Jüpiter kavuşumu var. Şans demek. Çok büyük bir fırsat Şans, verir. şans, fırsat. Aslında bak şöyle. Mars'ın gökyüzünde kavuştuğu hiçbir gezegen çok olumlu etkili değildir. Birinci Tabii kuralı bu. Mars bozar, bir de yengeçti zaten Yani sayın tutumunda. yengeçte Jüpiter'i biraz bozmuş. Ama yarı bozuk da olsa, yarı patlak lastik de olsa Jüpiter Jüpiter'dir. Yani çok birinci düzey beğenmeseniz de böyle işte karnınızı doyuracak. Yani kursağımız doyar. İkinci türev nedir orada? Evet. İkinci türev şu. Mars ile Jüpiter'in oradaki ikinci türevi nedir o ikinci türev? Mars kavuşum Jüpiter. Çiftli yengeç değil mi? Çocuklarla ilgili güzel haber almak. Çocuklarınla ilgili güzel haber almak. Bir sınavın kazanılması senin adına böyle ikinci bir türev var. Üçüncü türevde bir mahkemeyle ilgili bir sıkıntının yaşanması. Dördüncü türev aşırı yiyip şişmen. Dediğimiz bir yapı. Ama ne dersen değil, 22 Temmuz haftasında çocuklar kursağınıza sıcak çorba girecek. Böyle söyleyebilirim. Yani o 22 Temmuz'da işler biraz toparlıyor. Kursağınıza biraz sıcak çorba giriyor. Arkasından Venüs Başak'a geçecek. Daha sonra Güneş Aslan Burcu'na geçecek. gezegen Venüs Başak'a gelince 12. evde bir koruma daha sağlıyor. 17 Ağustos'a kadar. Güneş Aslan Burcu'na giriyor. Sosyal yaşamı güçlendiriyor. Aşkı güçlendiriyor. Şimdi bu 28 Temmuz'da Mars karşıt Gelelim. Plüton. Son hafta biraz daha riskli. İlk hafta gibi. İlk hafta gibi aynı şeyler tekrardan Evet, yani sanki 2 Temmuz ve tekrardır. 4 Temmuz'da Güneş'in yaptığı açıların biraz daha ağırına 28 Temmuz'da ve 31 Temmuz'da yapıyor. Yalnızca 28 Temmuz'da kazaya dikkat, tartışmaya dikkat. 31 Temmuz onu sevmem ben. Mars Uranüs karesi gerçekten ciddi kaza açısı bildiğimiz Ciddi bir kaza açısı eşinle gittiğin bir seyahatte bir yolculuk olabilir, yolculukta bir kaza olabilir, mekanik bir sorun olabilir. Ciddi, yani her teraziyi etkilemez. Tabii. Her terazi seni etkilemiyor mesela çok fazlasıyla. Yani seni çok etkilemiyor ama bazı terazilerde ciddi bir kaza riski vardır. Bakın bu çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu an size etkilemese bile çevrenizden üzücü haberler alırsınız. Bu 28 Temmuz, 31 Temmuz ve bunlar kadersel temalıdır. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Güneşte yanmayın diye bilirim. Bir de bizim bilinçokulunun aylık videoları var. Yani şeylik biliyorsun günlük Günlüklerimiz videoları var. başladı. Haftalıklarımız, Tabii. aylıklarımız vardı zaten. Günlüklerimiz de başladı. Her gün günün gökyüzü konumunun genel değerlendirmesiyle birlikte burçlar için de günlük yorumlar bilinçokulu tarafından hazırlanıyor. Bunları da her gün takip ederseniz çok daha faydalı olacaktır. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Bye bye.